İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müftülük Saati programı ile sizlerle beraberiz efendim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, bu akşam yine çok kıymetli bir konuğum var. Emre Önal Ahmet İlçe Müftümüz Sayın Hocam'la güzel bir sohbet her zaman olduğu gibi inşallah bizleri bekliyor. Dilerseniz her zaman olduğu gibi yine programımıza Yüce Rabbimizin kelamıyla başlayalım. Fethullah Kaya kardeşimizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله بما تعملون خبير يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأن هم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Fethullah Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimiz. İlerleyen dakikalarda inşallah kardeşimizin güzel ilahileriyle yine birlikte olacağız. Evet değerli izleyenlerimiz, Ahmetli ilçe müftümüz Sayın Emre Önal hocam ile beraberiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sayın hocam, görüşmeyle iyisinizdir inşallah. Allah iyilikler versin sayın hocam. Sayın hocam, bu akşam sizinle malumunuz sayılı günler sonra yeni bir yıla inşallah Cenab-ı Mevla nasip ederse gireceğiz. Dolayısıyla yeni yıl olgusundan, bir müminin yeni yıl olgusundan, bir müminin ömür sermayesinin iyi değerlendirmesi hususunda sohbet edeceğiz. Dilerseniz bir müminin yeni yıl olgusu nasıl olmalı, bu konuda neler söylemek istersiniz, böyle bir sohbete girelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Evet izleyiciler, kardeşlerimizin cuma akşamlarını şimdiden tebrik ediyoruz. Eyvallah. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Sohbetimiz de inşallah bereket ve hayır üzerine geçer. Şimdi Peygamber Efendimizin bir hatırlatmasıyla başlamakta fayda var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz diyor ki, akıllı kimse kendisini hesaba çeken. Evet. Ve aynı zamanda da ölüm sonrası için çalışan kimsedir. Tanımlama Peygamber Efendimiz'e ait. Akıllı kimse.
Ve yine zeki insan, nefsini hayır yolunda zorlayan, onu İslam'ın emirleriyle düzenleyebilen insan. Şunu hatırlamakta fayda var. İnsan şu iki durumdan birisiyle karşı karşıyadır. Ya güzel bir davranışta bulunan birisidir. Bu durumda iyiliği artar, güzelliği artar, sevabı artar Allah katında. Ya hatalı ve kusurlu birisidir. Yani Allah'ın razı olmadığı bir hal ve davranış içindedir. Pişman olup Allah'a dönmesi, tövbe etmesi gerekir. Yeni yıl meselesinde özellikle birkaç anlamda bakmamız gerekiyor. Birinci olarak Müslüman olarak bizimle ne kadar alakalı, ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı bakmak ve hastalıkta bile doğru teşhis edebilmek için doğru bakabilmek önemlidir. Bu anlamda bize ait olan bir değerlendirme değildir örfümüze, adetimize, evet, dinimize. Kardeşim bizim okuduğu Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına, yani kıyamet gününe ne hazırladığına baksın. Ne hazırladığına baksın. Ve Allah'tan korkun, takva sahibi olun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Eyvallah. Dolayısıyla Müslüman olarak değerlendirmemiz bir senenin bitmesi, bize verilen ki en önemli sermayemiz ömürdür. Bu ömür sermayemizden bir senenin geçmiş olması ve bir adım daha Rabbimize ve önüme yaklaşıyor olmamız, hesaba yaklaşıyor olmamız. Dolayısıyla Müslüman bu taraftan bakabilir. Aslında bakması da gerekir. Bakması gerekir. Evet. Diğer taraf, Peygamber Efendimiz'in yine Kütüb-ü Sitte hadisinde geçen bir hadisi sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekileri, kasıt ehli kitaptır, Hristiyan ve Yahudilerdir, onları adım adım takip edeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keler deliğine girseler siz de arkasından girmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla bu anlamdaki gündem oluşturulmaya çalışan yeni yıl olgusu aslında bizim gündemimizde olan ya da bizden öncekilerin, Peygamber Efendimizin, ashabın, ondan sonra gelenlerin yaptığı, düşündüğü, gündemlerini oluşturduğu bir sistem ya da mekanizma değildir. Diğer taraftan şunu hatırlamakta fayda var. İzleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. İslam bakış algımızdaki belki oluşan sıkıntılardan kaynaklanıyor. O da nedir? İslam bir Müslümana göre sadece namaz, bir Müslümana göre zekat, bir Müslümana göre oruç, bir Müslümana göre cihat. Bu şuna benziyor, şu masayı tarife benziyor belki. Bunun masanın sadece bir ayağı var dediğimiz zaman bu sadece masa olmuyor. Ya da şu kameranın sadece üstü değil altı da, hepsi beraber kamera. Din dediğimiz İslam, Allah'ın gönderdiği, razı olduğu, beğendiği bu masanın üzerinde, şu bardak gibi namaz bu masanın üzerinde. Oruç burada, zekat burada, hac burada, cihat burada, ticarette helal kazanma burada, haramlardan kaçınma burada. Dolayısıyla Müslüman olarak İslam algımızdaki Allah'ın emir ve yasaklarının tamamını beraber düşünmek ve algılamak zorundayız. Bu bağlamda yeni yıl olgusu dediğimiz ki insanların ne yazık ki muhasebe yapmaları gerekirken ki ticaret evabı bile yeni yılın sonunda bir muhasebe yapar. Evet. Kârda mıyım, zararda mıyım? Devlet bile bunu yapar. Kurumlarından bunu alır. Yani ne durumda kurumlar, nasıl çalıştı? Dolayısıyla insanın bu muhasebeyi yapmayıp tam tersine iyi geçirme adına Allah'ın razı olmadığı birçok fiil, davranış, hal ve hareketle yeni bir seneye girme olgusu kesinlikle bizden kaynaklanan ya da Allah'ın ve Resulünün ve ashabın tasvip ettiği bir davranış, hal ve hareket, düşünce sistemi
Kesinlikle değildir. Dolayısıyla Müslüman olarak daha önceki bir konuşmamızda da buna değinmiştik. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin ayet bize şunu anlatıyor. Müslüman olarak benim namazım, ibadetim, orucum, zekatım, hayatım, yaşantım, ölümüm, her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Dolayısıyla namazım ona göre, ibadetim ona göre, dinlenmem ona göre, eğlenmem ona göre. Eğer eğlenmeden bahsedeceksek de yine bu da Müslümanca olması gerekiyor. Ne gibi? İbadetim Müslümanca, ticaretim Müslümanca olmaması nasıl bir garabetse, Müslüman olarak ibadet Allah'ın emrettiği gibi, istirahat dinlenme onun emrettiği gibi, eğlenmem de Allah'ın emrettiği, razı olduğu bir şekilde olması gerekiyor. Her iki taraftan baktığımızda da birinci taraf kesinlikle Müslümana ait bir kavram olgu değildir. İkincisi de kesinlikle bu anlamda eğlenme dediğimiz kültürümüzde de haramlara bulaşma, kendinden geçme ile geçirilebilecek bir ömrümüz ya da bir eğlence şeklimiz Müslüman olarak yoktur. Dolayısıyla bu iki açıdan bakmakta fayda var. Okuduğumuz ayeti kerime Rabbimiz bize asıl nereye odaklanmamız, nereye bakmamız noktasında da bize önemli ipucu veriyor. Evet. Herkes yarına, kıyamete ne hazırladığına baksın. Bu ayet-i kerimeyi okuduğumuzda izleyeceğimiz hatırlayabilirler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini hatırlamakta fayda var. Bir sahabi geliyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman diye soruyor. Efendimizin verdiği cevap ne hazırladın oluyor. Yani ne yapacaksın kıyametin vaktinin ne zaman olduğundan? Sen ne hazırladın? Hazır mısın? Değil misin? Dolayısıyla Müslümanca bir bakış, şuur bu anlamda kesinlikle hazırlanmamızı istediği Allah'ın o kıyamet gününe, hesaba ki ömür dediğimiz sermayeyi nasıl tükettiğimiz, nerede tükettiğimiz, nasıl malı nereden kazanıp nereye harcadığımız sorulacağı gibi asıl ömür sermayesini nerede kazandığımız ve nereye harcadığımız sorulacak. Bu anlamda kardeşlerimizin bu bakışla bakmalarında en azından fayda var. Evet. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadis, dinde aslı olmayıp sonradan çıkarılan yeniliklerden, yani dini karşılığı ıslah bid'attır. Bid'atlardan sakının diyor Efendimiz. Dolayısıyla her sonradan çıkarılan yenilik bid'attır ve her bid'at da insanı sapıklığa götürebilir. Bu anlamda En'am suresinin 116. ayeti kerimesini de özellikle izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e hitaben aynı zamanda da Müslümanların tamamına hitap. Ey Nebi, eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, insanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan yani dininden saptırabilirler. Onlar ancak zanna uyarlar ve yalnız nefislerinin arzu ettiği şeylerin peşinden giderler diyor Rabbimiz En'am suresinin 116. ayet-i kerimesinde. Şimdi bu anlamda toplumumuzda kardeşlerimizin bir kısmı şunu söyleyebilir. Yani ne var ki bunda? Yani bu kadar eğlen, burada da mı eğlenmeyeceğiz? Yani ne zaman eğleneceğiz? Yani yılbaşında da eğlenmeyecek de insan ne zaman eğlenecek? Nasıl baktığımıza bağlı hayata. Nasıl algıladığımıza bağlı. Eğer okuduğumuz ayet-i kerimelerdeki hesap verme şuur, takva bilinciyle bakıyorsa Müslüman, tam tersine ömür sermayesinden iniyor. Hesap vermekle yükümlü olduğu zaten geçirdiği bir ömür var. Ve tren garında biletimiz elimizde bekliyoruz trenin gelmesi. Yani biletimiz kesilmiş. Dolayısıyla yolda olduğumuz, yolculukta olduğumuz bir seferimiz var. Bu sefer tam tersine başlayalı çok olmuş,
ve ilerliyor. Dolayısıyla Müslüman bu anlamda yeni yılın başında, ortasında, sonunda, cuma gecesinde, Ramazan'da fark etmiyor. Hepsinde bu muhasebeyi, düşünceyi, yani eskilerin dediği hani şu şapkayı önüne alıp düşünme dedikleri şeyi yapabilme, neyi sorgulayacak Müslüman? Rabbim razı mı değil mi? Şu kadar vakit geçirdim, ömür harcadım. Yaptıklarım şunlar, yapamadıklarım bunlar. En iyi insan kendisini bilir, kendisini doğru muhasebe yapabilir. Bu anlamda kar zarar hesabında hangi neredeyim, hangi pozisyondayım, karda mıyım, zararda mıyım, nasıl dönebilirim zarardan, bunların çalışmasını yapmalı Müslüman. Bu anlamda yeni yıl başı da bu anlamda, eğer ortayı geçirdiyse Müslüman, yeni yılın sonunu geçirdiyse, yeni yılın başında bari bunu yapabilmesi gerekmektedir. Cüneyt-i Bağdadi'nin, Allah ondan razı olsun, bir sözünü aktarmak istiyorum. Vakit çok değerli bir şey. Bir geçti mi bir daha geri gelmez diyor. Yine İbnül Cevzi hadis alimlerimizden, bir insana yakışan zamanın şerefini, vaktin kıymetini bilmek, bir anını bile zayi etmemektir diyor. Ve İbrahim bin Ethem hazretlerine biri sorar, bir müminin hali nasıl olmalı diye sorar. İbrahim bin Ethem'in cevabı, son nefesinde nasıl olacaksa hep öyle olmalı. Kişi son nefesinde nasıl olmak ister? Belki insanlara sorulsa, son nefesinizde nasıl bir durumda olmak istersiniz? Yani bir sonraki adım, bir sonraki nefes Allah'a kavuşma. Hangi hal, hangi durum içinde olmak istersiniz? İbrahim bin Ethem'in ibret almamız gereken cevabı, son nefeste niye karar verdiysen, nasıl olmak istiyorsan hayatın tamamında bunu yansıt. Bunu neye dayandırıyor? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisine dayandırıyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Dolayısıyla su testisi su yolunda kırılır meselesinde kişi zaten ömrünü değerlendirir, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşarsa yeni yılın başı da, ortası da, yılın sonu da fark etmiyor. Fark etmiyor. Hepsi Müslümanca geçen bir süreç olacaktır. Dolayısıyla Bukhari'de geçen bir hadisi de izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Aslında çok duyduğumuz bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet vardır diyor. Gerçekten iki nimetin kadru kıymeti bilinmeyen iki nimet. Birincisi sıhhattir, sağlıktır. İkincisi de boş vakittir. Dolayısıyla bunu Peygamber Efendimiz bizim dikkatimize çekmiştir. Müslüman ikisinin de kıymetini bilen insandır aslında. Bir tanımlama yaparsak. Bir İslam alimi şöyle diyor. Ben Asr suresini, ki Asr suresini okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz bilirler. Allah zamanı yemin ederek başlar. İnnel insane lefî husr der. İnsan muhakkak ki zarar ve ziyandadır. Sonra istisna eder. İllellezîne âmenû, iman eden ve amelussâlihâti, salih amel işleyen ve tevâsav bil hakk ve tevâsav bis sabr. Hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye edenler bu zararın dışındadır. O der ki ben Asr suresinin manasını bir buz satıcısından öğrendim. Hele sıcak memleketleri düşünürseniz o zaman evet, buzdolabı falan yok. Bir buz satıcısı pazara buzunu çıkarmış ve sesleniyor. Diyor ki sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin. Sermayesi ne? Buz satıcısının buz. Sıcakta buz da eriyor. İnsana verilen ömür de bu anlamda bir buz misali devamlı eriyip gitmektedir. Eğer bunu ziyan eder ve yanlış yere harcarsa insanın hüsranına sebep olacaktır. Bu anlamda diğer bir hadisi hatırlamakta fayda var yine. Yine Peygamber Efendimiz ömrü uzun
ve Allah'a itaat yolunda geçen ömür en hayırlı, bereketli ömürdür. Hayırlı ömür, güzel ömür, değerli ömür nedir? Bir kere uzun olan, eğer Allah verdiyse, ikincisi de Allah'a itaat yolunda harcanan ömür. Allah'ın rızası peşinde koşunulan, zaten Müslüman hayat gayesi budur. Evet. Yani Rabbim benden razı mıdır, değil midir? Bunun endişesini taşıyan, bu hayatın tamamında da bunu yansıtan insandır. Tirmizi'de de yine Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor. İnsanların hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. İnsanların en şerlisi ise ömrü uzun, ameli kötü olandır. Hadislerde yeni yıl, eski yıl, yılın başı, sonu, ortası Müslüman için böyle bir değerlendirmeden bahsedilmiyor. Ömrün tamamı. Tamamı nerede harcandığıyla alakalı bir değerlendirmeden bahsediyor. Bir bakış, bir ufuktan bahsediyor. Müslümanın derdi bu anlamdadır. Hayatın tamamını Allah'ın razı olacağı bir hale büründürebilme meselesidir. Rabbim razı olsun. Ne zaman? Yılın sonunda değil, başında, orta, tamamında Allah razı olsun. Meselemiz budur. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu ömrü heba etme anlamında önemli bir sözü var. Hepsi güzeldir sözlerin. Allah yolundan ayırmasın, sünnetinden ayırmasın. Amin. Diyor ki sonra yaparım diyenler helak olmuştur. Neyi hatırlatıyor bize? Genelde biz insan olarak birçok şeyi sonraya bırakırız, öteleriz. İşimize gelmediği için, zor olduğu için, zahmetli olduğu için veya başka bir sebep. Evet. Namaz sonra kalabilirim. Hac hele bir yaşlanayım sonra giderim. Şu onu da sonra yaparım. Sonraya bırakarak Efendimizin ifadesine göre sonraya yaparım diyenler helak olur. Niye? Garantisi yok insan. Garantisi yok. Hele şu yılı bir keyfimle geçireyim. Vur patlasın, çal oynasın. O anda Rabbimi hatırlamayayım. Nasıl keyfime, hoşuma giderse öyle yapayım. Sonra ertesi sabah hatırlarım. Ertesi sabaha çıkabileceğin hiçbir insanın garantisi yoktur. Bu anlamda bir önceki gece, bir sonraki gece Müslüman için hayatında fark eden bir durum bu anlamda yoktur. Şairin önemli bir sözü var. Bunu da izleyicimiz hatırlarlar. Der ki, yadında mıdır doğduğun gün? Sen ağlar idin, gülerdi alem. Öyle bir hayat yaşa ki olsun, mevtin sana hande, aleme matem. Ne demek istiyor şair? Sen doğduğun gün hatırlarsan, sen ağlıyordun, herkes, yavrumuz, çocuğumuz oldu, yeğenimiz oldu, seviniyordu. Öyle bir hayat yaşa ki, öyle bir hayat, yani bugün modern anlamdaki istediğimiz her şeyi serbest yapabileceğimiz, her şeyin meşru, mübah olduğu bir hayat değil. Öyle bir hayat yaşa ki, yani Allah'ın razı olduğu, Resulünün razı olduğu bir hayat yaşa ki, sen öldüğünde sen gülesin, herkes ağlasın arkasında. Öyle bir güzel adamdı ki, yeri doldurulmaz, Allah'ın razı olduğu bir insandı desinler bu anlamda. Böyle bir hayat yaşa. Bu anlamda muhasebeyi bahsetmeye çalışırken biraz önce hatırlatmaya çalıştığımız gibi bir tüccarın bile muhasebesini hatırlıyoruz. Ki en kötüsünü düşünelim. Bir insan dünyada iflas etti. Evet. Tüccarken. Bütün malını kaybetti. Bu her şeyin sonu mudur? Değildir. İnsan tekrar para kazanabilir. Ticaretini düzeltebilir. Yani yeniden düze çıkabilir, onunla koyabilir. Diğer taraftan bakalım. Eğer kişi manevi anlamda bir iflas içindeyse, ticaretin, malın, paranın yeri, yedeği var, konulabiliyor. Peki bu dediğimiz, ömür dediğimiz şey bir iflas içindeyse, bir sıkıntı varsa, düzeltilemediyse, yanlışlar varsa buna nasıl dönülecek?
Bunun için nere beklenecek? Yani 80 yaş mı beklenecek? Evet. Hangi dönem beklenecek? Dolayısıyla elbette geri getirilemez olan ömrün bu anlamda iyi değerlendirilmesi, Müslümanca bir şekilde kişinin Rabbine tekrar her şey geç olmadan önce dönmesi gerekmektedir. Bu anlamda bunu hatırlıyoruz. Furkan, iki ayeti kerimeyi beraber okuyalım inşallah. Şuara suresindeki bir ayeti kerime. Evet. Rabbimiz kıyamet gününden, kıyamet günündeki insanın tabiri caizse artık kafasını taşlara vurma halinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar hatırlayacaklardır. Şuara suresinin 88. ayeti kerimesi. İnsan diyecek ki o gün, bu ömrüne yazık eden, değerlendirememiş, yol varken dönememiş, tövbe edememiş, hep sonraya bırakan ama sonra hiç gelmemiş, bir gün ansızın çekip gitmiş. Keşke peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Keşke filancayı dost ve önder edinmeseydim. İyi insanlarla beraber olsaydım diyecek insan. Ve yine Rabbimiz Furkan suresinin 27. ayeti kerimesi. O gün, yani kıyamet günü, ne mal fayda verir ne de oğullar. Sadece Allah'a her türlü kötülükten arınmış, kalbi selim ile gelen bir kalp fayda verecektir Müslümana diyor. Bu anlamda Müslümanlar olarak böyle bir hazırlık içinde olmak gerekiyor. Bunun çalışmasını yapmak gerekiyor. Eyvallah Sayın Hocam. İnşallah Rabbim bu çalışmayı yapabilen, bu gayreti gösterebilen, zararın neresinden dönersek kârdır diye çok önemli, çok güzel bir sözümüz var. Bu anlamda yeni yıl deyince aklımıza belki bu gelmesi gerekiyor. Neresinden dönersek kârdır. Bunun için gayret gösterin. Evet Sayın Hocam, Allah razı olsun. Bu güzel sohbetinizi ben güzel bir ilahiyle süslemek isterim, eğer müsaade ederseniz. Evet değerli izleyenlerimiz, Fethullah Kaya kardeşimizden bir ilahi dinliyoruz. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman dokunan kendini
seni ister lütfeyle cemalin göster cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım cemal gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Eyvallah, ağzına gönlüne sağlık Fethullah Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Ahmetli İlçe Müftümüz Sayın Emre Önal Hocam ile sohbetimize devam ediyoruz. Efendim, bir müminde bulunması, yeni yıl olgusu nasıl olmalı? Sayın Hocam bize nefis muhasebesi konusunda, ömür sermayesinin iyi değerlendirilmesi konusunda ayet ve hadislerle o sohbetimize devam ediyoruz. Evet Sayın Hocam. Bu bağlamda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini hatırlamakta fayda var. Bu Kitab-ı Zuhd'e geçiyor. Evet. Efendimiz diyor ki sizden ölen hiç kimse yoktur ki pişman olmasın. Sahabe tabii merak ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Peki pişmanlığın sebebi ne olacak ya Resulallah diyorlar. Efendimiz diyor ki iyilik yapan bir kimse niye pişman olacak? İyiliğini artırmadığı için. Zaten kötülük yapan bir kimse ise yaptığı kötülüklerden vazgeçemediği için pişman olacak. Yani o gün her halükarda insanlar pişman olacaklar. Dolayısıyla Müslüman pişman olacağı, kıyamette hesabını veremeyeceği bir hayat yaşamamalı. Bir arzu, heva, heves içinde olmamalı. Bunu Peygamber Efendimizin bu mübarek sözlerinden öğrenmiş oluyoruz. Bu anlamda yine Peygamber Efendimizin bir hadisi, cehennem gibisini görmedim, ondan kaçanlar uyumaktadır diyor. Cennet gibisini de görmedim, onu isteyenlerde de uyumaktadır. Yani cehennem aslında korkulması, endişe duyulması, girmekten uykuların kaçılması gereken bir şey ama insanlar endişe duymuyorlar. Cennet arzulanması gereken, girilmek için ayet ve hadislere göre yarışılması, koşulması gereken bir varılacak nihai nokta. Ama ikisinde de bir gayretsizlik bulunabiliyor. Bunun için belki Peygamber Efendimizin duası bu bağlamda hatırımızda ve duamızda olması gerekiyor. Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Göz açıp kapayın ne kadar bir zamandır? O kadar bile beni bana, nefsime ve şeytanla baş başa bırakma. Değil yeni yılın son günü, gecesi, bir gece tamamını Allah'ın olmadığı. Şunu hatırlamakta fayda var. Allah'ın olmadığı, Allah'ın görmediği bir yer var mıdır Müslüman için? Meşhur Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz'e Cebrail gelip ihsan nedir diye sorduğunda izleyicimiz hatırlarlar. Peygamber Efendimiz'in cevabı sallallahu aleyhi ve sellem, her ne kadar sen Rabbini görmüyor olsan da her an Rabbinin seni gördüğü bilinciyle yaşamandır dedi. Dolayısıyla bu şuurda olan, muhsin olan, her an beni Rabbim görmektedir diyen bir Müslüman nasıl geceler, nasıl sabahlar, nasıl yaşar? Bunu düşünmek gerekiyor. İmam Gazali'nin, Allah ona rahmet eylesin, İhyasında güzel bir misal var. Bunu aktarmak istiyorum. İmam Gazali diyor ki insan ailesi ve çocukları daha fazla
azmasın, yani yaramazlık yapmasın diye küçük kusurlarından dolayı bile mesela çocuğu yaramazlık yaptığı zaman azarlar. Evet. Ama nefsini ihmal eder. Onu kusurlarından ötürü yeterince kınamaz, ıslah etmez. Halbuki nefsinin sana karşı azgınlığı, aile efradının sana olan azgınlığından daha fenadır. Çünkü onlar en fazla insanın bu dünyada huzurunu bozar. Ama kişinin nefsi onun ahiretini helak ederler. Dolayısıyla kişinin her arzu, heva ve hevesinin peşinden gitmesi zaten ahiretine yönelik yeterince dert olan bir meseledir. Bukhari Müslim'de sahih bir hadis, Efendimizin rivayet edilen, üzerinde düşünmemiz gereken bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki, cehennem nefse hoş gelen şeylerle çevrilidir etrafı. Cennet ise nefsin istemediği ya da nefse zor gelen şeylerle çevrilidir. Bunu anlayabiliyoruz. Evet. Yani kış günü sabah namazına sıcak yatağımızı bölüp kalkmak nefse çok zor geliyor. Yatsı namazına gelmek zor geliyor. Kazandığımız paradan ya da oşurumuzu verme nefse zor geliyor. Ya da tersini de anlayabiliyoruz. Nefse hoş gelen. İçki, kumar, zina, Allah'ın haram kıldığı bütün hepsi. Nefse hoş geliyor. Zaten cehennemin de etrafında bulunan şeyler de bu nefse hoş gelen şeyler. Asıl imtihan da bu nefse hoş gelen şeylere insanın kapılmaması. Dolayısıyla Müslüman hayatının tamamında Müslüman. Yani doğduğundan son nefesini verene kadar. Buna yılın başı sonu ortası da dahil. Dolayısıyla hayatının tamamında gücü nispetinde Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasakladığı şeylerden kesinlikle kaçınmakla mükellef, evet, Müslüman. Zunnuni Mısri, yine İmam Gazali'nin İhyasından aktarıyorum. Kul ne ile cennete girebilir diye sorulmuş. 5 şeyle diye cevap vermiş. Eğriliği bulunmayan istikamet. Ne demek istikamet? İhtinas sıratal müstakim diyoruz her gün namazlarımızda. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim üzere eyle. Peygamberlerin, sıddık, şehit, salihlerin yolunda. Yani Kur'an ve sünnet yolunda dosdoğru eyle bizi. Yani deminki Efendimizin duasını hatırlarsak, göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'ın razı olmadığı bir hal içinde olmama. İstikamet. Birincisi bu. İkincisi, hataya düşmeyen içtihat, doğru bir algılayış, müminin feraseti, gizli ve aşikar olan Allah-u Teala'nın kendini murakabe ettiğini bilmek, Allah'ın her an denetimi altında olduğunu bilmek ve hazırlanmak suretiyle ölümü beklemek. Ve hesaba çekilmeden evvel kendi muhasebesini yapma diyor Zunnun Mısri İhya'da. Kulu cennete sokabilen ameller olarak bizlere aktardığı meselelerdendir. Hasan-ı Basri'nin kitabiyonun önde gelen alimlerinden birçok sahabiden hadis rivayet etmiş. Allah ona rahmet eylesin ve kıyamet gününde inşallah Rabbim beraber olmayı nasip eylesin. Güzel bir hatırası, Hasan-ı Basri bir cenazeye katılıyor. Defin işlemi bittikten sonra yanındaki bir zata soruyor. Bu vefat eden zat acaba şu dünyaya geri dönüp salih amellerini, zikirlerini artırmayı ve günahlarına daha fazla istiğfar etmeyi düşünür müydü diye vefat eden kimsenin yakınına soruyor. Yakını cevap veriyor. Tabii ki düşünür. Tabii ki düşünür. Keşke tekrar dönebilseydi de aynı hataları yapmasaydı. Ömrünü daha bereketli, daha güzel geçirseydi. Daha çok istiğfar etseydi. Hasan-ı Basri diyor ki, o halde bize ne oluyor? Bu vefat eden kişi kadar düşünmüyoruz. Vefat eden kimse için o hesap kapanıyor. Ama hala nefes alıyoruz. Hala ümit varız. Müminiz çünkü. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Şu gece, sonraki gece, ertesi gün, daha sonraki gün,
Allah ömür veriyorsa sonraki senemiz, hepsi Allah'ın razı olduğu bir hayat için çalışmakla geçmeli. İnşallah evet. Rabbim bu anlamda bu arzuyu, bu çalışmayı, bu gayreti bizlere nasip eder. Amin inşallah. Senin. Peygamber Efendimizin ölümü öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın diyor Tirmizi'de geçen hadiste. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder. Başka bir hadis Efendimiz, hayatın tadını, lezzetini kaçıran, bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok hatırlayın diyor. Tabii biz hele modern zamanda yaşayan insan, biz zaten kendimiz birçoğu ölüme, yani öleceğimize inanmadığımız için, herkes ölür, bizim daha var ölmemize dediğimiz için zaten bu anlamda bir muhasebe yapılamıyor. Bu anlamda gerçekten bu şuurla düşünme, muhasebe yapabilme, son nokta gelmeden önce, son pişmanlık fayda vermez denilen zamana gelmeden önce kesinlikle tevbe ile, istiğfarla Allah'a dönebilmek gerekiyor. Âl-i İmran suresindeki bir ayeti kerimeyi hatırlatayım inşallah. Rabbimiz diyor ki 102. ayeti kerime, ey iman edenler, Allah'a karşı onun azameti ilahiyesine göre takva üzere olun. Yani Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa ona layık bir şekilde korkun. Ve ancak Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak yaşayın, Müslüman olarak can verin. Hayatınızın tamamı, yaşantınız, ahlakınız, ticaretiniz, ev hayatınız, memurluğunuz, neyse, istirahatiniz, eğlenmeniz, hepsi İslam'ın çerçevesini belirlediği İslam algısı üzerine otursun. Yani hepsinde ben nasıl ticaret yapacağım? Müslümanca ticaret yapacağım. Ben nasıl ev babası olacağım? Evimde Müslümanca olacağım. Ben nasıl bir tüccar olacağım? Müslümanca ticaret yapacağım. Hayatımın tamamı o anlamda Rabbimizin bize verdiği kıstasları yaşamakla garanti altındadır. İnşallah bu anlamda Rabbim bunu korumayı nasip eylesin. Amin inşallah. Belki son bir hatırlatma olarak şunu söylemekte fayda var. Buyurun Sayın Hocam. Zor zamanlar yaşanıyor dünya üzerinde. Yakınımızda Suriye'de hemen hemen her gün belki onlarca çocuk, dinleyenlerin dikkatine sunmak için söylüyorum bu anlamda, ya donarak soğuktan, ya açlıktan, ya bombayla ölür. Filistin aynı şekilde, Mısır aynı şekilde, Doğu Türkistan aynı şekilde, ya da Arakan aynı şekilde, ya da başka yerlerdeki. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor. Edebul Mufred'de, Buhari'de. Dolayısıyla bizim kardeşlerimizin derdiyle dertlenme gibi bir sorumluluğumuz var. Eğleneceğiz. Hoplayacağız, zıplayacağız. O gece haramların hepsi mübah olacak. Allah muhafaza eylesin. Peki bunu yaparken bu noktada bu kadar derdin, hüznün, gözyaşının olduğu bir zaman diliminde Müslüman bunu nasıl yapabilecek? Dolayısıyla bir diğer taraftan bunu düşünmek gerekiyor. Biz evet. Efendimizin ifadesine göre ve ayet-i kerimenin ifadesine göre Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Ona ihanet etmez, yalnız bırakmaz, düşmana teslim etmez. Görmezden gelemez Müslüman. Dolayısıyla onların derdi bizim derdimiz. Hiçbir şey yapamıyorsak bari, bari acılarını paylaşırız. Evet. Bari sıkıntılarını paylaşırız. Ama onlar gözyaşı dökerken zulümden dolayı ahlar, dualar ta Allah'a arşa çıkarken hiçbir şey yokmuş gibi de sabaha kadar ve üstelik Allah'ın haram kıldığı ne kadar şey varsa bunların tamamının işlendiği bir hayatımız, bir gecemiz, bir yılımız olmamalıdır. Olamaz da zaten. Bu anlamda ben bütün kardeşlerimize Allah'tan hayırlı bir ömür
nasip etmesini diliyorum. Amin hocam. Allah razı olsun. İnşallah kıyamet gününde hesabı verilebilir. Hepimiz bir Müslümana hangisine sorarsak soralım, cennete girmeyi ister misin? Verilecek cevap bellidir. Tabii ki kesinlikle isteriz. Ama bunun için gayret göstermek gerekiyor. Evet. Bunun için gayret göstermek, ömrü bu anlamda kullanmak, rızası doğrultusunda kullanmak ve dünyada insan bunu anlayabiliyor. Üzüm ekmeden üzüm alınmıyor. Kesinlikle. Ya da üzüm yerine domates ekersen üzüm alamıyorsun. Burası ekme yeridir. Biçme yeri değildir. Biçme öbür taraftır. Ya da Efendimizin şu hadisini hatırlayarak inşallah bitirelim. Dünya diyor çalışma yeridir. Hesap yeri değil. Kıyamet, ahiret hesap yeridir. Çalışma yeri değil. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimiz bu anlamda bu şuurla hareket etmeli. Ve eğer bir yeni yıl olgusu düşüneceklerse de bunu iyi bir başlangıç. Zarardan dönme. Tövbe istiğfar etme. Bir deftere açıp mı? Muhasebe defterini. Gerçekten neredeyim? Hangi noktaları düzeltebilirim? Nerede zarardayım? Nerede kârdayım? Bunu yapıp son bir hamleyle Allah'ın izniyle geçmişi daha da güzel bir hale getirmeye çalışmalıdır. Ben tekrar bütün kardeşlerimizin gecesini hayırlı, mübarek kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, Ahmetli İlçe Müftümüz Sayın Emre Önal Hocamıza bu sohbetinden ve kıymetli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Hocamın dilek ve temennilerine ben de canı gönülden katılıyorum. Bu bağlamda hayırlı gecenizin hayırlı olmasını, yılımızın hayırlı olmasını, güzel olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum inşallah. Ve hafta inşallah yine sizlerle beraber olmak ümidiyle sizleri Fethullah Kaya kardeşimle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın efendim. Halimizin ola mahşerde cümle alem düşer derde. Halimizin ola mahşerde cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle derdime derman. Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle derdime derman. Uğruna canımı kurban ederim ya Resulallah. Uğruna canımı kurban ederim ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim yas içinde, şu gönlüm kirpas içinde. Sana geldim yas içinde, şu gönlüm kirpas içinde. Hep ömrüm iflas içinde, ne deyim ya Resulallah? Hep ömrüm iflas içinde, ne deyim ya Resulallah? Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah.
Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah. Lütfeyle sen şefaat kıl ümmetine, eyle sabır. Lütfeyle sen şefaat kıl ümmetine, eyle sabır. Efendimden uzak nasıl kalayım ya Resulallah? Efendimden uzak nasıl kalayım ya Resulallah? Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah. Müzik.